Ahmet Davutoğlu demişken eski başbakanın bugün gazetelerde bir açıklaması yer aldı. Birleşik Arap Emirlikleri ve Türkiye arasında suç örgütü lideri olduğu iddia edilen Sedat Peker'in iadesiyle ilgili görüşmeler yapıldığına dair. Bu konuda bir fikriniz var mı bu haberlerle ilgili? Şimdi biliyorsunuz Sedat Peker'in ifşaatları son derece önemlidir. Neden önemlidir? Sedat Peker uzunca bir süre Adalet ve Kalkınma Partisi ile hatta Sayın Erdoğan'la yakın olmuştur. Ve Adalet ve Kalkınma Partisi lehine mitingler düzenlemiştir. İkili ilişkileri, görüşmeleri, temasları olmuştur hükümetten ve bu partiden önemli isimlerle. Yani herkes yurt dışına çıkıncaya kadar Sedat Peker'i bu Cumhur İttifakı'nın bir parçası gibi algılıyordu. Sedat Peker kimdir dediğimizde hükümetin yanında, hükümetle birlikte hareket eden bir isimdir diye bakıyordu. Şimdi işte yurt dışına çıktı. En son Birleşik Arap Emirlikleri'nde önce videolar yayınladı. Bu videolardan sonra da video yayınlamasına kısıtlama geldiği için sürekli tweetler atmak suretiyle mevcut hükümetle bağlantılı olarak ortaya çıkan çok önemli açıklamalardan oluyor. Yani bir bakıyorsunuz dünya kokain ticaretiyle bağlantılı olarak bile Türkiye'de hükümette görev almış kişilerin parmağı var, himayesi var. Hatta doğrudan doğruya bunların yakınları, çocukları işlerin içindeler. Bunun ötesinde işte bir bakanlık yapan kişi, İçişleri Bakanı, Peker iddialarına göre diyor ki işte bir suçlu kişiye hakkında soruşturma var Sezgin Baran Korkmaz'a. İşte yurt dışına çık diyor. Yani tutuklanacaksın, çık yurt dışına diyor. Ve o önceden bilgi verdiği için yurt dışına gidiyor. Hatta sadece bu kadar değil. Falandan da 45 milyon dolar alacağım varmış. O parayı da alma diyor. Bundan da yukarıdakinin haberi var diyor. Yukarıdaki diye kastettiği şey de Cumhurbaşkanı. Yani korkunç ilişkiler bunlar. Yani çok korkunç. Bir devletin, bir hükümetin buna muhatap olması demek, o hükümetin anında istifa etmesini gerektirir demektir. Ama hiç duymamazlıktan geliyorlar. Bu söyledikleri yanlıştır da demiyorlar. Yanlış olduğunu da söyleyemiyorlar. Devletin bütün istihbari bilgileri ellerinde olduğu halde kamuoyunu tatmin edici ortaya bir belge koyup bu iddiaların doğru olmadığını şu ana kadar söyleyebilmiş değiller ve büyük töhmet altında bir hükümet var. Bu hükümet Sedat Peker'den rahatsız. Yani çok önemli açıklamalar yaptığı için. Kimin malına nasıl çöküldüğü ile ilgili açıklamalar yapıyor. Bir hukuk devletinde olur mu? Olmaz ama yürüyor. Peki Birleşik Arap Emirlikleri Türkiye ilişkileri de iyi değil. Evet. Ya PKK'yı destekledik, ya FETÖ'yü destekledi, bu Birleşik Arap Emirlikleri, Libya'da, bilmem şurada, burada, Türkiye'nin karşısında yer alıyor falan filan diye de sürekli hem Cumhurbaşkanı hem de bazı bakanlar çok ağır ithamlarda bulunmuşlardır Birleşik Arap Emirlikleri'ne karşı. Ama şimdi hükümet Birleşik Arap Emirlikleri ile arasını yumuşatmaya çalışıyor. Evet. İhale iş ilişkileri konuşuyor. Bu yumuşama nereden geliyor? Bunu sağlayan ne? Arap Emirlikleri ile Türkiye'deki mevcut hükümet arasındaki gergin ve soğuk ilişkileri yumuşatan şey ne? Bu ister istemez insanın aklına şunu getirir. Peker'i susturmak istiyor. Bu hükümet Sedat Peker'i susturmak istiyor. Susturmanın en etkin yolu da onu Birleşik Arap Emirlikleri'nin kendisine teslimini sağlamaya çalışıyor olabilir. Veya ülkesinde barındırmayıp başka bir ülkeye göndermesi olabilir.
olmasını sağlamak olabilir. Dolayısıyla bu Peker ifşaatlarından rahatsız olan hükümetin dış politikası, Birleşik Arap Emirlikleri'ne karşı dış politikasında bile değişiklik var. Neden Sedat Peker açıklamaları her şeyden önce bu hükümette bulunan bazı bakanların, iktidar partisindeki bazı milletvekillerinin, hatta zaman zaman hükümetin başı olan Sayın Erdoğan'ın ailesinin mal varlığının kaynaklarının ne olduğuyla ilgili bilgileri ve ipuçlarını açıklıyor. Bu mal varlığıyla ilgili konular son derece rahatsız ediyor. Hem Sayın Erdoğan, hem ilgili bakanları, hem de İktidar Partisi'nin yetkililerini. Böyle olunca öteden beri karşı oldukları, ayrı safta olduklarını söyledikleri Birleşik Arap Emirlikleri ile bağlantılı politikalarında değişiklik arayışına giriyorlar. Onun için sürekli olarak ben diyorum ki bu iktidarın mal varlığı Türkiye'nin bir milli güvenlik sorunu haline gelmiştir. Bu hem Amerika'daki dosyalar açısından, ABD bağlantılı dış politikası açısından bu hükümetin mal varlığı bir milli güvenlik sorunu haline gelmiştir. Şimdi bakıyoruz ki bir Orta Doğu ülkesiyle bağlantıları nedeniyle de yine bu mal varlığı işi bir milli güvenlik sorunu haline gelmiştir. Neden milli güvenlik sorunu haline gelmiştir? Çünkü hiçbir ülke yöneticilerinin sahip olduğu gayrimeşru mal varlığı nedeniyle politika uygulayamaz. Topyekun ülkenin bugünü ve geleceğini ilgilendiren konularda ülkesinin menfaatlerini gözeterek politika uygular. Birleşik Arap Emirlikleri ile de, ABD ile de, Afganistan'la da, Suriye ile de, Libya ile, Mısır'la da ilgili olarak bu geçerlidir. Ama bakıyoruz ki burada hükümet edenlerin bireysel zaafları, bireysel ihtirasları, bireysel sıkıntıları Türkiye'nin dış politikasını belirler hale gelmiştir. Bir ülkenin başına bundan daha büyük bir sorun gelmez.